Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde diş estetiğini tüm yönleriyle ele alacağız. Konuğum ise diş hekimi Aslı Tapan, hoş geldiniz. Bulduk. Evet, şimdi diş estetiği dedik. Diş estetiğinin içine aslında o kadar hızlı ilerliyor ki tıp teknolojisi. Yeni hangi uygulamalar girdi? Günümüzde diş estetiği deyince siz diş hekimleri neler yapabiliyorsunuz? Diş estetiği, dişlerin başta renginin değişmesi olarak algılanıyor hastalarımızın gözüyle. Renk değişikliği, şekil değişikliği, boyut değişikliği, görsel alana hitap eden her tür değişiklik. Yani ve ağız çok ön planda olan bir bölge. Gülüş dizaynı, her şeyiyle ağzın hepsini ele alıyoruz diş estetiği denince. Ve hastanın değişik beklentileri de çok göz önünde tutuluyor burada. Konuşurken kimi zaman rahatsız olan, dişlerini konumdan rahatsız olan hastalar artık daha rahat konuşmaya kavuşup daha rahat bir gülüşe sahip olmak istiyorlar. Belki daha dişlerinin daha ön planda olmasını istiyorlar veya renkleriyle çok ön plana çıkmasını istiyorlar. Çok değişik estetik uygulamalar var her türlü ağza uygulanan. Peki, şimdi hep diş estetiği deyince insanların aklına şu geliyor. Çarpık dişler varsa, eğri dişler varsa ya da dişlerde pürtüklenmeler varsa dişler çekilecek. Yerine protez ya da işte implant yapılacak. Günümüzde böyle dişlerdeki çapraşıklık, ayrıklık gibi sorunları hiç dişi çekmeden tedavi etmek, estetik olarak güzelleştirmek mümkün mü? Çok mümkün. Çapraşıklıklarda ortodonti giriyor zaten işin içine. Dişe tel takıp düzeltme. Artık onda yaş sınırı kalktı. O açıdan çok şanslıyız. Yani 50 yaşında bile bir bireyin tel takıp dişlerini de düzeltmesi mümkün. Yani bu konu bize çok soru olarak gelen bir konu ve cevabı da çok açık. Artık her yaşta ortodontik tedavi yaptırmanız mümkün. Hem de dişleriniz hiç kesilmeden, harap olmadan gayet hasarsız bir şekilde gayet düzgün dişlere sahip olabilirsiniz. Zaman birazcık uzun tabii ki ortodontik tedavilerde. Biraz yaşı ileri hastaların beklentileri çok kısa sürede neler yapılabilir. Bunlar için de çok değişik alternatifler var. Dişlerin üzerine yapıştırılan laminalar, dişlerdeki ayrıklıklar için estetik dolguyla düzeltmeler, yine aynı şekilde laminalar, dişin rengi kötüyse diş beyazlatmalar artık yok yok denebilecek kadar çeşitli tedavi alternatifi doğmuş durumda. Şimdi estetik dolgu dediniz. Aslında dişlerde hafif bir ayrıklık varsa, yani ayrıklık söz konusuysa, dişi hiç çekmeden, hatta ortodontik tedaviye bile gerek kalmadan estetik dolguyla tedavi etmeniz mümkün. Biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Aslında estetik dolgu hastalarımızın en çok sevdiği dolgu çeşidi. Neden? En kısa sürede nasıl güzelleşirim? 1 saat, 1,5 saat yeterli mi bizim şu ayrık dişlerin kapanması için dendiğinde alternatif, tedavi alternatif olarak çok güzel bir tedavi seçeneği. Estetik dolguyla düzeltmenin süre avantajı var. Fakat bir dezavantajı var. Dolgunun ileriki seanslarda ya da ileriki yıllarda renk değişikliği yaşıyor olması, yüzeyindeki cilanın kayboluyor olması birazcık daha estetik açıdan bizi köşeye sıkıştıran bir durum. Hastaya bunu anlatıp ona göre bu tedavi seçeneğini sunup bilinçlendirip uygulamaya geçmek lazım. Çünkü birkaç sene sonra hasta karşınıza ama dişim renklendi, ayrığı kapattık ama şu anda çok rahat kullanamıyorum diye gelebilir. Hastamıza şunu söylemeliyiz, yani bu estetik dolgu çok kısa sürede size çok güzel bir alternatifi beraberinde getiriyor ama küçük bir dezavantajı var. Siz senede bir gelip cilasını yaptırıp tekrar bir diş hekimi kontrolünden geçip aksaklıkları gidertmelisiniz dolguyla ilgili demek faydalı olur. Aslında senede bir gelmek, estetik diş dolgularında cilasını yaptırmak dediğiniz bir uygulama, dişlerdeki renkleşmenin de yok ediyor mu? Tabii ki yani hem senede bir aslında rutin diş kontrolüne gelmemiz lazım. Hastayı bu açıdan da cezbediyorsunuz. Senede bir şekilde zaten estetik dolgularını kontrol amacıyla çağırdığında diğer problemleri de gözleyebiliyorsunuz. Size gelişini sağlamış oluyorsunuz. Bir nevi rutin kontrollere alışmaya başlıyor. Biraz uygulamayı anlatır mısınız bize? Diyelim ki bir kişinin ön dişleri ayrık. Sadece ön dişlerde ayrıklık söz Hiç konusu. dişi Ne kesmiyoruz. yapıyorsunuz? Hiç dişi kesmiyoruz. Hastaya şunu soruyoruz. Renk olarak bir tercihi var mı? Çok fazla dişle oynamayacağımız için çok açık renklerde dolgu uygulamamaya çalışıyoruz. Yoksa bu sefer tüm dişlere girmek durumunda kalırız ama yine de hastaların beklentisi burada çok önemli. Bazen sizin fikriniz doğru olamayabiliyor. Sizin yönlendirişiniz onlar için
tam kabul edilebilir olmayabiliyor. Israrla beyaz ve büyük dişlerle karşınıza talep olarak gelebildiklerinde sizi bu sefer hastalarınız köşeye sıkıştırabiliyor. Ne kadar doğal tedavi seçeneğinin, doğal görüntünün en iyi estetik olduğunu söyleseniz de ikna edemediğiniz bir hasta grubuna da sahip olabilirsiniz. En güzel şey hemen yapıştırıcı, özel bir yapıştırıcısı var bu dolguların. Onu sürüp işte hastanın beklentisini öğrendikten sonra gerekli dolgu malzemesiyle o aralığı kapatıp dişi istediğiniz gibi şekillendirip o şekilde de dolguyu donduruyorsunuz. Aynı seansta hiç yeme yasağı koymadan hastanızı çıkartıyorsunuz. İstediğinizi yiyip içebilirsiniz diye bir de serbest sınır koyuyorsunuz. Hemen çıkar çıkmaz istediğini yiyip içebiliyor. Çünkü zaten özel bir led ışığından donuyor dolgu. Sizden çıktığında hasta hem gülüş olarak gayet güzel bir konuma sahip oluyor. Ayrık dişleri varsa ayrık dişlerinden kurtuluyor. Dişler eğer çapraşıksa o çapraşıklık azaltılmış oluyor ya da yok edilmiş oluyor. Renkten memnundaysa rengi değişmiş oluyor. Her türlü estetik kaygısını gidermiş oluyorsunuz. Şey anlamak istiyorum ben, rengi nasıl değiştiriyorsunuz? Diyelim ki biraz önce dediğimiz örnekte ön dişler ayrık. Ön dişlerde bir diş beyazlatma mı yapıyorsunuz diğer yan dişlere doğru? Ön dişlerin üzerine dolgular yapıştırıyoruz. Yani aslında biz bunu kompozit winner'lar diye nitelendiriyoruz. İsmi bu tıbbi açıdan ama yaprak porselenin dolgulu halini hayal etsin hasta. Dolgu seçeneğinde de renk seçeneğimiz var. Yani ne renk bir diş istiyorsa o seçeneği hastaya sunuyoruz. Yani beyazlatma yok bu işlemde. Dişin üzerine dolgu yapıştığı için dolgunun rengini bütün seçiyoruz. Dişin üstüne mi dolgu yapışıyor? Bütün dişin üzerine genel anlamıyla dolgu yapışıyor. Peki şimdi dişin üstüne dolgu yapışınca insanlar her şeyi çok kolay yiyip içebiliyorlar mı? Örneğin elma ya da erik sert bir meyvedir. Biraz dikkatli olmak gerekiyor mu böyle şeylerde? Yani dikkat istiyoruz ama daha çok kabuklu çerezlerde dikkat istiyoruz. Ağzınızdan bir şeyi mümkünse kırmayın diyoruz. Ama zaten onu rutin kendi dişlerimizde de istiyoruz. Yani tutar kabuklu çerezi ağzımızda kırarsak dişimizin kesici kenarını her an kırma riskimiz var. Dolayısıyla dolgularda da bu seçeneğimiz var. Şimdi ön diş ayrıklıklarına örnek verdik ama ayrıklığın sayısı ya da derecesi önemli mi bu yöntem için, estetik diş bazen dolguları için? Bazen çok aşırı ayrık olduğu zaman tedavide sıkışıp kalıyoruz köşeye. O zaman biz kimi zaman porselen kaplamalara doğru hastayı yönlendirmek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü dolgu tam bir çıkış noktası sağlamayabilir. Dolguda bir de geleceği düşünerek bir planlama yapmak lazım. Hastaya yaptığınız dolgu o zamanı kurtarıyor olabilir ama ileriye yönelik hasta kullanım süresinin uzunluğunu da istiyor sizden. Bunu sağlayamazsanız yaptığınız tedavinin hiçbir amacı da kalmıyor. Yani aslında beklenti şu, estetik güzel dişler, fiyatı uygun oluşumlar ve uzun süreli kullanım dediğinde her açıdan sizi sarmış oluyor. O yüzden yapacağınız planlamada dişlerin ayrıklığı, sayısı, ayrıklığın tabii ki buradaki boyutu çok önemli. Şey konuştuk, bakımı nasıl olmalı? Yani bakımı zaten rutin, dişinize nasıl bakıyorsunuz? Günde sabah akşam diş fırçalayacaksınız. En azından. Özellikle akşamki bakımınız burada çok önemli. Akşam dişinizi fırçaladıktan sonra diş ipinin ara üst temizliğini yapacaksınız. Ağız gargarınızı kullanacaksınız. Yani üçlü basamağı uygulayacaksınız bunu tabii. Biraz önce laminelerden bahsettiniz. Porselenler. Evet, bir de laminate veneller var. Onlar nasıl bir yöntem? Bundan farkı nedir? Herhalde o yöntemlerde de dişlerdeki bir takım estetik sorunlar giderilebilir. Lamine yaprak porselen. Yani sonuçta kompozitin en iyi alternatif çözümü. Hiçbir şekilde hekiminle uğraşmak istemiyorsa, gelip dişlerini parlatırmak, hiçbir renk değişikliği istemiyorsa yaptıracağı en alternatif çözüm laminalar. Diş üzerine yapıştırılan yaprak porselenler. Yani takma bir tırnak gibi düşünün laminaları. Dişin ön yüzeyinde çok hafif bir kesim yaparak bu yaprak porselenini dişin üzerine yapıştırıyorsunuz. Hatta tedaviye başlamadan önce hastanızın ölçüsünü alıp onun üzerinde bir diş şekillendirme yapıyorsunuz beklentiye uygun. O geçicilerle hasta kendini görüyor. Aa evet, bu şekil bana uygun olabilir. Biraz boyunu kısaltalım. Biraz yanları kısa yapalım diye beklentilerini de sunabiliyoruz. Çünkü birkaç seans sonra gelebileceği noktayı kapatarsak oluşturuyorsunuz onun görselinde. Onun da beklentilerini ilave ederek bir şablon oluşturuyorsunuz kendinize, çalışma modeli. Sonra dişlerin ön yüzeyinden çok hafif madde kaldırıyorsunuz. Tekrar ölçülerini alıyorsunuz ki çok basit bir işlem. Ya bir diş kesim 3-4 dakikanızı alıyor bu işlemde. Sonra hastanızın geçicilerini takarak hastayı gönderiyorsunuz. Diş kesiminde tabii anestezi kullanıyorsunuz değil mi? Hiç kullanmıyoruz bunu. Kullanmıyorsunuz. Kullanmıyoruz. Diğer yöntemde de estetik dolgularda da yok değil mi anestezi onda? Yani genelde yok.
hiç anestezisiz, çünkü hastanın çok duyabileceği bir işlem yapmıyorsunuz. Çok derinde çalışmıyorsunuz, hastayı çok yoracak, dişi çok yoracak hiçbir işlem yok, dişte madde kaybı yaratacak herhangi bir işlem yok. Dişin minesine çalıştığınız için duyarlılık yok. Biraz da dişlerdeki sararmalara ve renkleşmelere gelmek istiyorum. Dişlerde sararma, bazı insanların dişleri sarıdır. Ne yapsa, ne kadar da fırçalasa ben bir türlü dişlerim benim beyazlaşmıyor denilen. Kalıtımın etkisi var mıdır? Kalıtımın etkisi var. Hastalarımıza ben şöyle söylüyorum. Fırçalıyorum, fırçalıyorum, açılmıyor. Dişinizin rengi, kaşınızın, gözünüzün nasıl orijinal bir rengi varsa diş yapımızın da özel doğasının bir rengi var. Ve herkeste de bu renk farklı. Fakat burada tabii ki genetiğin getirdiği bir takım faktörler var. Bir de çocuklukta kullanılan antibiyotiklerin getirdiği kalıcı renklenmeler var. Kimi zaman diş yüzeyinde beyaz lekeler görürsünüz. Yani aşırı flor alımından kaynaklı lekelere rastlarsınız. Beyaz böyle sanki diş yüzeyinde top top lekeleri izlersiniz. Kimi zaman karşınızdaki insana bir bakarsınız, kahverengi bir diş. Ortadan böyle bir bant geçiyormuş gibi tetrasiklerin renklenmeleri. Bilirsiniz antibiyotik kullanımı. Kimi zaman bir bakarsınız karşınızdaki insan sigarayı çok yoğun kullanıyordur. Yani dişleri olduğu gibi kahverengiye doğru boyanmış bir şekilde gelir. Ya da diş fırçalama çok azdır. Diş etlerine doğru plak ve vesaire birikmiştir. Son derece diplerde kötü bir renk hakimdir. Yani kişinin bakımı, genetik faktörler, bir de beslenme alışkanlıkları, kullandığı materyaller çok önemli tabii ki burada. Ne tür gıdalar? Biraz önce aslında söyleriz. Hemen şunu sormak istiyorum. Aşırı kahve ya da çay. Bunlar dişleri renkleştirir mi? Başka ne tür gıdalar dişlerde sararmaya ya da başka kötü renklere neden olur? Grileşmiş dişler de var değil mi? Tabii grileşmiş dişler de var. Mesela yapılan amalgam dolgunun boyadığı dişler var. Metal işçilerinde farklı gri tonda renk değişiklikleri var. Ya da kanal tedavili bir diştir. Rengi değişmeye başlamıştır zaman içerisinde. Kahverengi sonra gri tonlara dönüyor. Ama bunların hepsinin alternatifi var tabii ki. Beslenmemiz çok etkiliyor. Sigara içen ya da çay ve kahveyi çok tüketen bir ağızda renklenme bence çok ileri düzeye ulaşıyor. Özellikle çay çok güzel bir boyayıcı ajan. Veyahut da o kırmızı lahanalar, yeşil salatalar. Mesela biz beyazlatma yaptıktan sonra bunları bir süre yasaklıyoruz. Ya da yeşil kırmızı şarap. O bile boyuyor. Beyazlatmanın hemen arifesinde bu yeşil salataları, kırmızı lahanaları, her şeyi yasaklıyoruz. Ya da içtiğiniz kırmızı şaraptan bile sizi men ediyoruz kısa bir süre. Kola da içmeyeceksiniz diyoruz. Hasta şimdi şöyle bakıyor. Peki biz ne içeceğiz? Hep su mu içeceğiz? Yeşil çay bile boyuyor. Ama tabii ki bunu rutin hayatımızda her gün yapmamız mümkün değil. Biz bunları tabii tüketeceğiz. Daha bilinçli tüketmek siz esas. O zaman uygulamadan sonra özellikle belli bir süre bu tür gıdalara herhalde yasaklatmadan sonra yasaklarız. Evet. Ama normal gündelik hayatımızda bunları tamamını yasaklamamız ve hastadan bunu beklememiz çok büyük hata olur diye düşünüyoruz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla iki tür diş beyazlatma var. Biri siz diş hekimlerinin yaptığı, biri de evde yapılan. Doğru mu? Biraz bilgi verir misiniz? Aralarında ne fark var? Yani şimdi diş hekiminin muayenehanesine gitmek bana göre daha doğru bir yöntem gibi geliyor. Evde yapılanın avantajları ya da dezavantajları nedir? Nasıl yapılır? Artık diş beyazlatma hem güzel bir tedavi seçeneği. Ne kadar güzel. Dişlerinin renginden memnun olmayan hastalarımız artık dişlerini kestirmek zorunda kalmıyorlar. Yardımcı ajanlarla dişlerini beyazlatıyorlar. Çok güzel bir seçenek. Ama bir dezavantajımız var. Bunların pazara bu kadar yoğun girmesi bilinçsiz tüketimi de arttırıyor. Artık hiç hekimlerine gelmeden, yani eczanelerden, marketlerden diş beyazlatmasını temin eden hastalar dişlerini kontrolsüz beyazlatıyorlar. Ve belli bir süre sonra hassasiyet probleminden geri dönüşler yaşıyoruz biz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum, diş beyazlatma hekim kontrolünde olmalı. Peki hekim kontrolünde, özellikle hekim muayenehanesinde bir diş beyazlatma nasıl yapılır? Tek seansta biter mi? Bir renkleşmiş, sararmış bir dişin tekrar beyaz renge kavuşması nasıl sağlanır? Bir de renklerini belirlemek mümkün müdür? Yani kişi hangi ton istiyorsa ona ulaşmak mümkün müdür? Şimdi burada hep hastaya şunu söylüyoruz ön görüşmede. Sizin dişinizin rengi çok önemli. Eğer orta halli bir sarılık varsa dişinizde 2-3 ton öne geleceğinizi bir kere size garanti ediyoruz. Kimi zaman hastanın dışı çok aşırı sarı değilse bir seansta bu iş bitebiliyor. Ofis beyazlatma uygulayabiliyoruz. Veya hastaya ev plağı veriyoruz. Ona nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Başlangıcını kimi zaman ofislerimizde yapıp evde buna devam etmesini isteyip sonra kontrolü çağırıyoruz hastamıza. Kimi zaman ortak
bir dil geliştirip hem ofis hem ev plaklarını beraber kullanıyoruz. Hem ofiste biz açıyoruz hem de evde kendisinin açmasını istiyoruz. Burada hastanın diş rengi çok önemli. Ve bu uygulamayı ne kadar ciddiyetle yapabileceğini de algılamamız çok önemli. Yani burada diş rengi ve hastanın bu tedaviye verdiği önem ve beklenti çok ön plana çıkıyor. Neyi seçeceğimiz de hasta önemli. Yavaş yavaş da sizle ilgili bölümün sonuna doğru geliyoruz. Hep duyarız köprü. Köprü nedir? Ne amaçla kullanılır dişle ilgili problemlerde? Şimdi hem metal hem de zirkonyumdan yapılan köprüler var. Bunların avantaj ve dezavantajları, yani olumlu olumsuz yönleri nelerdir? Şimdi köprü nedir? Sene önce dişinizi çektirmişsinizdir ya da diş kaybı yaşamışsınızdır. Yeni bir şekilde doldurtmak zorundasınız. Yani boşluk dolduracaksınız. Doldurmazsanız bir şey olmaz diye bir şey yok. Belki yakın vadede diye hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Ama ileriki seanslarda boşluğun her önünde arkasındaki ve yukarısındaki dişler hareket etme eğiliminde. Önündeki diş geriye yatacak, arkasındaki diş öne yatacak, yukarıdaki diş aşağı inip o boşluğu siz kapatmazsanız kapatacak. Ondan önce davranmak istiyorsanız, bu ağzın kanunlarının önüne geçmek istiyorsanız siz bir şeyler yapacaksınız. Son senelerde ortaya çıkan en güzel alternatiflerden birisi implantlar. Kimi zaman hasta implant çok sıcak gelmiyor. Korkutuyor, çene kemiğine çivi çakılacakmış, çok acılı bir yöntem, korkuyorum, kan, aman Allah'ım, felaket bir şeyle karşılaşabilirim. Değişik bir alternatif, eskiden kullandığımız bir yöntem, dişleri keserek tedavi seçeneği, boşluğu doldurtmak. Boşluğun önü ve arkasındaki dişi kesip oraya bir köprü kuruyorsunuz. Tek dişiniz eksikse birden üç dişiniz yapılmış oluyor. Şimdi bu da cazip gelmeyebiliyor. Niye boşluğun kenarındaki sağlam dişlerimi kestireyim diye düşünen hastalara başka bir tedavi seçeneği. O zaman hiç dişlerinizi kestirmeyin, adazil köprüler yaptırın. Yani o zaman dişlerinize dolgu yapar gibi küçük tutucu yüzeyler açılsın. Özel fiber bantlarla aralar doldurulsun. Estetik dolguyla da o boşluk tamamlansın. Yani hastaya o kadar çok seçeneği bir arada sunuyorsunuz ki artık tercihi ona bırakıyorsunuz. Ama tercihi ona bırakırken siz tabii ki neyin doğru olduğunu ön plana çıkartıp burada seçeneği ona bırakıyorsunuz. Şimdi son bir dakika içindeyiz. Ekran başında bizi izleyen kişilere neler önermek istersiniz konu diş estetiği olunca? Ben şunu söylemek isterim. Diş estetiği çok önemli bir şey. Ama en güzel estetik bence kişinin doğallığını bozmayan estetik. Çok aşırı beklentiler, yani aşırı büyük dişler, hepsinin kesilmesi, hepsinin beyaz renge kavuşması... Bu kadar büyük istekler bence sizin kendinize veremeyeceğiniz en büyük zarar diyorum. Ve bence doğallığı bozmadan diş estetiğini ön plana çıkartırsak çok daha faydalı bir iş yapmış oluruz. Ben çok teşekkür ederim Medikal'e katıldığınız için. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in sonuna geldik. Yarın gene A Haber ekranlarında sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.